Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber çok farklı bir araç çekiyoruz. Fiat Linea'yı çekeceğiz. Sizlerle test sürüşünü gerçekleştireceğiz. İnceleyeceğiz. Detaylarına bakacağız. Biraz yol kenarında bir yerdeyim. Kocaeli'nde, Körfez'deyim. Güzel detayları gösterebilecek rahat bir yer bulamadım. Ben de bir benzinliğe giriverdim hemen. Sizlerle önce incelemesini yapacağız. Ondan sonra bir sürüşüne geçeceğiz. Aracı ben de çok merak ediyorum. İlk defa kullanacağım Linea'yı. Ege'ye kullanmıştım biliyorum. Ama Linea nasıl? Onları merak ediyorum. Ülkemizde çok fazla sattı. Bütün detaylarından, satışlarından vesaire hepsinden bahsedeceğiz. Önce incelemesini yapalım. Ondan sonra da POV sürüşe geçelim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İncelemeye geçiyoruz. Karşınızda Fiat Linea. Arkadaşlar bu otomobili yollarda çok fazla görüyorsunuz. Ben de bir tane çok sevdiğim bir abim var. Onun otomobili bu. Rica ettim kendisinden, sağ olsun kırmadı. Ve şu anda incelemesini sizlerle yapacağız. Ben aracın tasarımını seviyorum. Çok fazla da satış rakamlarına ulaştı zaten bu otomobil. Daha çok sizlerle aracın içerisinde konuşacağız. Detaylarından ben size bahsedeceğim. Ben gidişini çok merak ediyorum. 1.3 Multijet motora sahip 95 beygir bir motor. Bakalım bize nasıl bir hız sağlayacak. Ayrıca 5 ileri manuel bir şanzımanı var otomobilin. Easy paket, orta paket diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam araç. Halojen farlarımız var. Ön tasarımı zaten biliyoruz. Makyajlı olan Linea bunlar. 2014 model şu an inceleyeceğimiz araç. 2015 Nisan çıkışlı bir otomobil. Makyajla beraber arka taraftaki bu şu küçük bir krom detay var Linea yazısı. Onun o değişikliği gördük. Tamponlarda biraz farklılıklar var. Ön arka tamponlarda. İçeride de ufak değişiklikler var. Onun dışında böyle köklü bir değişim olmadı makyajdan sonra. Şöyle dışarıdan görüntüler alalım. Lastik ebatlarını göstereyim. Ondan sonra test sürüşüne başlayalım. Üzerinde Dunlop'lar var. Dunlop'lar güzel. Goodyear'ın yani Goodyear'ın alt markası. Aynı banttan çıkıyorlar zaten. Bakalım 185-65 R15. Kapak jant var bunlarda. 65 baya geniş yanak. R15 yani 185 biraz dar kalmış ama 65 konforlu olacağını düşünüyorum ben. İsterseniz ben sizi kafama alayım. Ondan sonra POV sürüşe başlayalım. Hatta içeri geçeyim ben. Şu sesi de birazcık evet azaltalım. POV sürüşte içerideki detaylardan ben size bahsedeceğim. Öyle daha güzel bir video olacaktır. Şimdi hepsini anlatıp POV sürüşte de böyle susmak istemiyorum. O zaman ben sizi kafama alayım. Ondan sonra yavaş yavaş Körfez'den böyle Hereke'ye doğru, buraları bilirler, Hereke'ye doğru güzel bir yol yapacağız. Evet arkadaşlar, şu kemerimi bağlayayım ben. Sonra bismillah. Evet, aracımıza marş yaptık. Şimdi Körfez'deyim. Böyle Hereke'ye doğru güzel bir yol yapacağız. Evet arkadaşlar, sürüşe başladık. Şu an İstanbul yönüne doğru gidiyoruz. Arabanın detaylarından sizlere bahsetmeye başlayayım ben. Arabanın iç tasarımı klasik bir Fiat tasarımı var arkadaşlar. Öyle aşırı ahım şahım böyle premium biz tabii ki de almayacağız. Fiat genellikle gerçekten Fiat performans otomobilleri üreten bir marka. Fiat Linea da ülkemizde çok fazla satış rakamlarına ulaştı. Fiat Linea'nın biraz şöyle geçmişine baktığımız zaman 2007 yılının Mart ayında üretime başladı arkadaşlar ve ta ki 2014'ün Mayıs ayına kadar. 2014 Mayıs ayından sonra da artık yavaş yavaş tabii ki de Fiat Egea'lar geldi, Linea'nın yerini aldı ama o tarihe kadar 7 sene boyunca çok fazla satış yaptı ve çok fazla beğenildi. Şirketler olsun, taksiler olsun kullanıldı. Bunların sebeplerinden bir tanesi de 1.3 Multijet olması. Çünkü bu arabanın motorları hem dayanıklı hem az yakıyor hem de çok bakımını yaptığınız sürece sizlere sıkıntı yaratmıyor. O yönden güzel bir otomobil, rahat bir otomobil. Linea'ların sürüşüne baktığım zaman herhangi bir şekilde beni rahatsız eden bir şey olmadı. Şu anda 80 kilometreyle giderken 1900 devirlerde gidiyor araç. Gayet yeterli. Tek sıkıntısı arabanın, şu an onu söyleyebilirim. Bakın lastik sesi yok.
herhangi bir şekilde motor sesi almıyorsunuz. 90 kilometredeyim, 2000 devirde gidiyor otomobil. 2000 devirin bir tık üstünde hatta şu anda. Sadece yol sesi var. Yol sesini direkt alıyorsunuz içeriye ve de o rüzgar sesi 90 kilometrede de gelmeye başlıyor. Ama normal Fiat'ta rüzgar sesi almanız gayet normal. Onun dışında arabanın iç tasarımına geldiğimde şurada güzel bir radyosu var. Boş paketteyiz, hani öyle dolu bir pakette değiliz. Bu arada Linea'nın Easy paketindeyiz. Burada güzel bir radyomuz geliyor. Manuel klimalarımız var arkadaşlar. Beş ileri bir şanzımanımız var. Bu arada bilginiz olsun. Göstergelerimiz de analog olarak geliyor. Aracımız 95 beygir, 200 Nm torka sahip. Onu da şöyle küçük bir denemesini yapacak olursak. Şöyle bakalım yürüyor mu? Şu an hız limit uyarısını verdi. Vallahi 130. 140-150. Hiç gitmem demiyor ya. Vallahi gitmem demiyor. Çok iyi. Ya araba hızlanmasını ben çok sevdim ya. Hani bu kadar beklemiyordum. Hani 1.3'ten 95 beygirden böyle bir performans beklentim yoktu ama hani Egea'ların, Linea'ların yolda neden böyle ok gibi gittikleri şimdi anlaşılıyor. Hani izleyenler varsa Linea, Egea sahipleri hani benim ne demek istediğimi çok daha iyi biliyorlar. Vallahi çok sevdim bu yönünü bak. Hızlanması gayet güzel. Ben beğendim. Müsait bir yol olursa 0-100'üne de bakarız sizlerle. Aracın konfor yönünden baktığım zaman öyle amşan bir konfor beklemeyeceksiniz arkadaşlar bu otomobilden. Bu otomobil tamamen az yakacak. Motor yönünde problem çıkarmayacak. Ve beni bir yerden bir yere götürecek olarak düşündüğümüzde gayet alınabilecek, fiyatı da uygun olarak alınabilecek bir otomobil. Şu anda 2015 model bir araçtayız. 88 bin kilometrede bu otomobil. İkinci el piyasasına baktığımızda 120 bin, 130 bin bantlarında bu otomobili bulabiliyorsunuz. Ve şu anda bu araçta herhangi bir değişen vesaire de boyada yok, bilginiz olsun. Hani böyle temiz bir aracı 120 bin, 130 bin bantlarında sahip olabiliyorsunuz. Ya baktığımızda geniş bir otomobil, ailecek binilebilecek bir otomobil. Gidiyor mu desen gidiyor. Seyahate, uzun seyahatlere de rahatlıkla çıkabilirsiniz bu araçta. Hani rüzgar sesi vesaire konfordan biraz ödün vermeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten o yönde iyi olduğunu söyleyemem. Onun dışında gayet güzel. Biraz virajlarına bakarız ama böyle çok fazla viraj kasmak istemiyorum bu araçta. Arabanın gidişini beğendim yani, ayağımın altında bir gaz var. Hani yani verdikçe verdirecek gibi hissettiriyor yani. Hiç o yönde beni hiç kötü bir hissiyata uğratmadı. Yolumuz teke düşüyor. Şöyle bir yokuş performansına bakalım. Dördüncü vitesteyim. Şu an dip gazım. 90. 100. Vallahi gidiyor be. Ya şu hız limit uyarısını sevmedim. Arkadaşlar önümüzdeki viraj, burada harekete olanlar bilir, gayet sıkıntılı bir viraj. Buraya yavaş girmeniz gerekiyor. Şöyle şu an biz 80-90 ile dönüyoruz burayı. Ben gerçekten hiç kötü hissettirmedi otomobil şu an bana ya. Hem de hiç yani. Hani güven
güvensizlik vermedi. Yani çok fazla deneyemedim. Ya tabii ki direksiyonda öyle bir his yok. Hani direksiyonda böyle zevk alabileceğiniz bir hissiyat vermiyor size ama korkutmuyor da. Onu söyleyeyim, rahatlıkla söyleyebilirim. Herhangi bir şekilde beni korkutmadı otomobil. Hafif bir yatması var. Sanıyorum ki bunlarda torsiyon var. Bağımsız yok diye biliyorum ben. Varsa beni lütfen düzeltin. 5. viteste hafif bir yokuş çıkıyoruz. Bir araba çok güzel ivmeleniyor ya. Direkt 130'u gördüm mesela şu an. Çok güzel. Şimdi bu aracın yakıt bilgilerine geldiğimiz zaman, şehir dışında sakin kullanımlarda 4 litre civarı yakıt değeri var arkadaşlar. Ama şehir içine geldiğimiz zaman bu değer 6,5 litreye yükseliyor. Tabii ki birazcık sakin kullanımlar yapmanız lazım. 1.3 Multijet'in zaten esprisi orada. Bu araç ekonomi otomobili, ekonomi aracı. O şekilde kullanmanız gerekiyor. Segmentine baktığımızda, Egea'ya baktığımızda C segmentinde bir araç. Hani rakiplerine bakıyoruz, çok fazla rakibi var. Hani Linea'nın o senede 2007 yıllarındaki rakiplerine baktığımızda onlardan çok aşağı kalır yanı olmadığını görebilirsiniz. Şu anda da Egea'ya baktığımızda rakiplerine Egea birçok özellik sunuyor. Zaten oradan biraz pay biçebiliyoruz. Fiat Linea'da bana kötü bir hissiyat vermedi. Şurada barajda 0-100 denemek istiyorum. Tabii denerken buranın tam çıkışına denk geldik ve kamyon var önümüzde. Ama az çok inmelenmesini hissetmişsinizdir. Motor sesini falan duymuşsunuzdur. Böyle motor canlı canlı, o 1.3 motor bana bas bas bağırıyor. Ya vallahi şu an araç bana hızı da hissettirmiyor, biliyor musunuz? Hani 130'a falan çıkıyorum ama bana hiç öyle bir kötü bir hissiyat vermiyor ya. 130'a çıktığımda normalde bu tarz otomobillerde direkt böyle çok hızlı gittiğimi anlamam lazım. Ama camın nasıl bir etkisi varsa, biraz geride konumlandırılmışım yolcu olarak. Onun için hiçbir şekilde hani hızı hissetmiyorum yani. Evet arkadaşlar, vallahi aracı anlattım sizlere. Elimden gelince bütün detaylarını konuştuk. Ben beğendim. Bu fiyatlara, yani 120 bin bantlarında alınabilecek otomobillerden gayet ailecek binebileceğiniz, yakıt ekonomisi kasabileceğiniz güzel bir otomobil. Hani tavsiye eder miyim? Tavsiye ederim tabii ki de. Hani bu zamanda 120 bin bantlarında, tabii yani 120 bin az bir para değil ama şu anki ekonomiye baktığımızda 120 bin liraya alınabilecek ideal otomobillerden bir tanesi Fiat Linea. Sizlerin fikirleri neler? Linea kullanıcıları varsa onların da yorumlarını bekliyorum hemen aşağıda. Yani tek sıkıntı konfor biraz. Yani koltuklar rahat, kötü değil. Yalıtım olarak biraz sıkıntı var. Yani onu da hani ekstra bir dışarıda yalıtım yaptırarak çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Yorumlarınızı da aşağı bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni desteklemek için de videoyu beğenirseniz çok sevinirim, videoyu önerilenlere çıkarabilmem için. Videoyu beğenmeniz çok önemli. Şöyle virajda Doblo ile beraber, enişte ile beraber dönüyoruz. O da Multijet 1.3. Ama o şu anda hızlanmıyor. Şöyle bir basalım bakalım. 4. vitesteyiz. Ya gidiyor araba ya. Vallahi ben 1.3'ten böyle bir şey beklemiyordum ha. Gerçekten beklemiyordum. Çok iyi. Arkamızda da Leon var. Hani ben bastım, büyük ihtimalle o basmadı. Normalde gelirdi o ama hani baktım gidiyorum, şey yapmadı yani. Rahatsız etmedi. Güzel.
Neyse biz videoyu kapatıyorduk. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki test sürüşlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Böyle 110'da 2500 devirde gidebiliyorum bu arada.